konuştuğumuz, sadece bizim değil, insanların bile kendi içinde çok konuştuğu, böyle birçok kez lobisini yapmaya çalıştığımız, inatla Türkiye'ye getirmek istediğimiz bir motosiklet var. Getirilmesini istediğimiz, aslında öyle desem daha doğru olacak, bir motosiklet var. O da zaten biliyorsunuz Honda CB500X. CB500X'in neden bu kadar çok gelmesini istiyoruz? Çünkü geldiğimiz durumda, geldiğimiz noktada fiyatların bugünkü halini görüyoruz. Yani bugün işte memur motosikleti denilen, hani biraz daha böyle ruhu itibariyle tabii, burada herhangi bir ayrımcılık söz konusu değil. Memur motosikleti denilen NC750X bile 100 bin lirayı geçti zaten çoktan. E şimdi aşağıda ne var onun aşağısında? Biraz aşağı ineyim, böyle hani hafif de güçlü olsun falan dediğiniz zaman bir alternatif yok. Kimi görüyoruz? Mesela 390 Adventure'ı görüyoruz. 390 Adventure ne kadar? 90 bin TL'ye satılıyor şu anda. Çok mantıklı mı şimdi mesela 390 Adventure? Burada alacak adam şunu düşünecek. Ya ben 390 Adventure alsam 373 cc'lik bir makine alacağım. Ama bir 10 bin lira daha koysam NC750X alabileceğim diye. Mesela orada cazibesini yitirmiş oluyor. NC750X'i de tercih eden kitle farklı ve 390'ı tercih eden kitle de farklı olduğu için burada yine kafa karışıklığı oluyor ve işin içinden çıkılamaz hale geliyor. Araya bir model lazım aslında. Çünkü hem NC750X'ten müşteri çekmeli, hem de 390'dan müşteri çalmalı Honda adına. Bunu kim yapabilir? Bunu tabii ki de CB500X yapabilir. Çünkü CB500X'in fiyatı NC750X'ten çok daha uygun olacak. Ama 390'la hemen hemen aynı seviyede olacak. Öyle genelde yurt dışında o şekilde fiyatlandırılıyor çünkü. 390'la hemen hemen aynı fiyata satıldığını görüyoruz ve avantajı sadece fiyatta da değil CB500X'in. Tamam, evet, beygir değeri olarak aralarında sadece 2-3 beygirlik bir fark var. CB500X tabii ki daha güçlü olan taraf. Ama şimdi 500 cc'lik bir bloktan tam 44 beygir almakla işte 390 cc'lik bir bloktan, 373 cc'lik bir bloktan diye düzelteyim, 44 beygir almak bir değil. Çok daha CB500X'in rahat çalışan bir bloğunun olduğu söyleniyor. Daha esnek, böyle alt devirlerinin daha doğru orantılı olduğu, işte böyle üst devirlerinin de bir o kadar daha tok hissettirdiği bir motosiklet söz konusu. 390 Adventure kullananlar bilirler zaten. Alt devirler bayağı ölü durumdadır. Özellikle işte 4000-5000 civarına gelene kadar bayağı ölü durumdadır. E tabii ki de burada çift silindirli olan CB500X çok daha blok anlamında öne geçmiş oluyor. Ha, tabii ki de 390'ın mesela artısı olan yanları var. Mesela elektronikler kısmında, amortisör kısmında kağıt üstünde CB500X'ten çok daha iyi duruyor 390 Adventure. Tabii CB500X'e henüz denemedim ama yani bunu söylemek zor değil. Çünkü CB500X'te biz ters çatallar bile görmüyoruz. Standart çatallar görüyoruz. İşte elektronikler konusunda o kadar dolu değil. Çünkü 390 Adventure'da traction control, viraj ABS'si vesaire gibi ekstra elektronikler de var. İşte quick shifter açtırıyorsunuz vesaire. CB500X'te bunlar yok mesela. Ama dediğim gibi daha ağır, daha oturaklı ve daha rahat çalışan bir bloğa sahip. Tork yönünde de bir avantajı var zaten KTM 390 Adventure'a göre. E bütün bunlar bir araya gelince aynı fiyatta çok ciddi bir rakip olabilir. Sırf Honda olduğu için bile, üstünde Honda yazdığı için bile onu tercih edecek birçok insan olacaktır. 390 Adventure'ın zaten mesela bu kadar satmasının sebeplerinden biri de o pazardaki boşluğu çok iyi doldurması. Tam o böyle 250 üstü ama işte 500-600 altında böyle bir, orada bir boşluk var bu tip Adventure motosikletler konusunda. İnatla ama Honda CB500X'i getirmiyor. Mesela burada bence birincil motivasyonları NC750'nin payından çalması değil, 390'dan oradaki müşteriyi kendilerine çekebilmeleri olmalıydı ama nedense Honda Türkiye bu vizyonu göstermedi. Umarım yani ne demek istediğimizin farkına varırlar ve bu kadar insan boşu boşuna CB500X gelsin ben alacağım ben alacağım demiyor. Buradan ben açık söyleyeyim. Eğer CB500X Türkiye'ye gelecek olursa Honda'ya buradan açık açık söylüyorum, ben bile 390 Adventure'ı bırakır CB500X'e geçerim. Bu kadar da iddialıyım yani. Benim çok merak ettiğim, kullanmak istediğim, hatta sahibi olmak istediğim motosikletlerden biri konumunda CB500X. Honda'nın bu kadar çok insan buna meyilliyken, yani 390 kullanan adam bile böyle CB500X'in yolunu gözlüyorken neden hala inatla getirmediğini bu motosiklete gerçekten anlamak bence çok zor yani. Ne yapmaya çalışıyor Honda? Daha önce bir Honda eleştiri videosu yapmıştık segmenti boş bıraktığından, ki hala o düşüncem yerli yerinde, hala aynı fikirdeyim. 250 cc segmentini şu an Honda tamamen boş bırakmış durumda. 250 cc'lik ne bir Naked ne bir Supersport hiçbir modelleri kalmadı. Sadece bir Forza 250'leri var. O da piyasadaki en pahalı scooter konumunda 250 cc'de zaten.
Şimdi yani Honda'nın yolu hala yol değil. Umarım en azından bu ürün gamındaki boşluğu biraz da olsun. Hadi 250'yi boş bırakmalarını sineye çektim. En azından şu 500'deki boşluğu bir kapatırlar da artık biz de Honda'nın yeniden bir şahlandığını görürüz. Yoksa bunca yıl boyunca üst üste satış birinciliği yakalayan Honda'nın bence bundan sonra işi çok zor. Yani bundan sonra o birinciliği göremeyecek gibi hissediyorum ben. Ve öngörülerim bana bunu söylüyor ama yanılabilirim tabii. Belki bir son dakika bir hamle yaparlar. Belki daha yerinde stratejik hamlelerle bu birinciliklerini korumayı başarırlar. Kim bilir bilmiyorum ama yani durum bu şekilde CB500X için. Tabii CB500X hakkında yine konuşulacak tabii ki de çok fazla şey var ama keşke motosiklet gelse de biz de onu direkt gösterip kendi üzerinden tecrübe edip kendi üzerinden konuşabilsek ama maalesef şimdilik onu yapamıyoruz. Buradan Honda Türkiye'ye yani son kez seslenmiş olalım bu CB500X konusunda. Ne olur getirin şunu. Getirin ben alacağım en başta. İlk sipariş geçenlerden biri ben olacağım. Diyeyim artık yani daha ne diyeyim. Ben çok istiyorum, çok da merakla bekliyorum CB500X'in gelmesini. Son olarak merak edenler için ya bu CB500X, CB500X diyorsunuz. Nedir bunun özellikleri diyecekler olacaktır. Bunu özel kılan nedir diyenler olacaktır. Şöyle söyleyeyim biraz teknik kısmına da değineyim aslında merak edenler için buradan sonrası zaten hani çok merak etmeyen veya ben açıp kendim bakacağım diyenler videoyu zaten burada kapatabilirler. 471 cc'lik bir bloğu var CB500X'in ve işte 35 kW yani işte 45-46 beygir civarında güç üretebiliyor. 43 Nm tork değeri var bu yönden yani paralel iki silindirli bir motor bloğunda olduğunu söyleyeyim. Arka lastikte 160 tercih etmişler. Ön lastik yine 110 alışkın olduğumuz gibi. Ama frenler konusunda bir dezavantajı var. O da ön frenin 310 milimetrelik bir çapa sahip olması. Ön diskin 310 milimetrelik bir çapa sahip olması. Bu biraz 320 olsaydı yine daha iyiydi dedirtiyor insana. Ve çatallar konusunda 41 milimetrelik çatallar var. Yani keşke işte burada da işte 43 milimetrelik ters çatallar olsaydı falan diyenler olacaktır. Çünkü hafif de bir motosiklet değil aynı zamanda. Güzel yanlarından biri 17.7 litrelik bir deposunun olması. Bu da tabii ki az yakan, böyle CB500X gibi az yakan bir motosiklet için, ferah çalışıp az yakan bir motosiklet için iyi bir değer. Yani menziliniz bayağı yüksek olacak CB500X'le. Bu gibi güzel teknik özellikleri var. Frenlerde Nissin tercih etmişler bu arada kaliperlerde, onu da söyleyelim. Motosikletin ağırlığı ise 197 kilogram. Yani rakibine baktığımızda demin bahsettiğim gibi. Evet NC750X'den daha hafif ama 390 Adventure'dan çok çok daha ağır tarafta kalıyor. Yani bir üstüne 30 kilo koymuş oluyor zaten. Burada evet ağırlık konusunda bir dezavantajı var ama biraz daha böyle kolay kontrol edilebilir bir makine olmasından dolayı ve Honda'nın kullanıcı dostu olmasından dolayı ben o ağırlığın dezavantaj olacağını sanmıyorum. Zaten biraz daha yol odaklı bir makine de olduğu için hani yola işte uzun seyahatlerde daha iyi oturacak bir motosiklet olacaktır CB500X. Uzaktan biraz işkembeden sallıyor gibi oluyoruz ama bunlar tabii kağıt üstünde. Hani biraz da tecrübelere dayanarak söylüyoruz vesaire ama kağıt üstünde baktığınızda evet bunların olabileceğini zaten baştan öngörüyorsunuz. Ama bir denemek lazım. Bunu da diyenler olacaktır. Ya denemeden ne konuşuyorsun falan diyenler olacaktır. Evet bir denemek lazım ama keşke gelse de biz de denesek işte. Yani ne yapalım? Bu da Honda'nın artık kıllığı mı diyeyim ne diyeyim onu bir türlü getirmek istemiyorlar. Kendileri bilirler. Bence yani bu noktada kaybeden Honda olur ama kullanıcı olarak biz de biraz kaybediyoruz. İşte CB500X'ten mahrum kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.